Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kulaklık ve mikrofon. Yakın zamanda mikrofonun bozulması ve kulaklığımın olmaması dolayısıyla hem kulaklık hem de mikrofon almaya karar verdim ve almadan önce de ciddi anlamda araştırma yaptım. Bu işleri bilmeme rağmen ciddi anlamda araştırma yaptım. Çünkü ürünü kullanmadan içeriğini bilemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ürünü kullananların değerlendirmelerini dikkate aldım. Şimdi kısaca şunlardan bahsedeyim. Videoda kulaklığın yazılımını göstereceğim. Yani çok acele etmeyin. Videoda zaten bütün detayları öğreneceksiniz. Tek tek inceleyeceğiz her şeyini. Kulaklık ve mikrofon seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle en önce dikkat edeceğimiz şey kulağımız içi sağlıklı olması. Ne demek bu? Uzun süre kullanımda kulağı terletmemesi, yormaması, kulağımızın ses sistemini bozmaması gerekiyor. Yani kulağımıza zarar vermemesi gerekiyor. Sesleri dengeli göndermesi, kulak zarımıza bir basınç veyahut da kulağımıza herhangi dediğim gibi bir zarar vermemesi gerekiyor. En önce bu geliyor sırada. İkincisi hafiflik. Yani çok büyük olup yormaması lazım. Üçüncüsü son sistem ses teknolojilerini destekliyor olup bizlere gerçekçi bir ses. Yani gerçeğe daha yakın veya sesleri rahat duyabileceğimiz şekilde bir kalite sunması gerekiyor. Yani bası tizi düzgün olmayan bir kulaklık tercih edilmez açıkçası. Sonraki maddemiz ise kulaklığın yazılım desteğinin olması ve ayrı bir yazılım ile kontrol edilebilme özelliği. Yani şöyle Windows'a taktığınızda çalışsın. O mühim değil. Ama ayrıyetten bir yazılım üzerinden de ayarlarının yapılabiliyor olması gerçekten büyük bir avantaj. Şu anda kısaca şunlardan bahsedeyim. Tabi biliyorsunuz dolar çok arttı. Sadece burada değil, dünyadaki ürün piyasasında bir pahalılaşma söz konusu. Tabi Türkiye'de bu oranlar daha fazla. İnşallah düzelir. Şimdi meselemiz ekonomi falan değil, kulaklık ve mikrofon. Mikrofon tarafında ne olması lazım peki? Kulaklığı anlattık kısacana. Yani dedik terletmeyecek, kulağı yormayacak, hafif olacak, yazılımı olacak ve bası tizi iyi olacak, gerçekçi ses verecek dedik gerçekten. Peki mikrofon tarafında ne lazım? Mikrofonda da konuştuğunuzda karşıya net bir ses gönderecek. Kayıt esnasında sağdan veya soldan saçma sapan şekillerde ses bozukluğu yapmayacak. Gürültüyü önleyebilecek ciddi bir mikrofon olması lazım. Ve ayrıca burada kulaklığın gösterişinin olması da bir artıdır arkadaşlar. RGB mesela kontrol edilebilir bir RGB yazılım ile tuş ile kontrol edilebilir bir RGB. Gerçekten çok büyük artı. Bunların hepsini fiyat performans bir üründe bulabiliyorsanız kaçırmayın o ürünü alın arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim ürün zaten bunlardan bir tanesi. Çok zenginlerin yani dünya zenginlerinin kullandığı ürünlerin yanından bile geçmez biliyorsunuz. Onlar zaten aklınızda kalmasın diye söyleyeceğim. Altın kaplama ürünler falan kullananlar var arkadaşlar. Bu israftır. Bunun hesabını veremeyecekler dediğim gibi. Ahirette bunun hesabını veremeyecekler. Bizim konumuz da bu değil. Fakat arkadaşlar gördüğünüzde şaşırmayın. Ben yakın zamanda birçok mağaza gezdim. Teknosa, Vatan Bilgisayar, MediaMarkt gibi mağazalar gezdim ve şunu gördüm. FP ürünü iyi bir miktarda FP ürünü var arkadaşlar. Yani FP ürünü bandında bir sıkıntı söz konusu değil. Fakat çok fazla da FP ürünü olduğunu söyleyemeyeceğim piyasada. Daha çok gittiğimde mağazalarda şunu gördüm.
Kulaklıklı mikrofonlar 1000, 2000, 4000 ne kadar? 5000'e kadar arkadaşlar var ve 1000-2000 bandında genel itibariyle ciddi hani ultra kalite istiyorsanız 1000-2000 lira bandında bir kulaklığa ödemeniz gerekiyor. Benim tavsiyem 1000 lira bir kablolu kulaklığa vereceğinize wireless bir kulaklık veya bluetooth bir kulaklık almanızı ben tercih ederim. Hem kablo derdinden kurtulursunuz hem de gerçekten kablolu kadar kaliteli ses verebilen kulaklıklar var arkadaşlar. 1000 lira bandında. 1500, 1600 TL, 2000 yani 1000-2000 arasında ciddi oranda kablolu ile yarışabilecek kulaklıklar söz konusu. Şimdi ben kendi kulaklığıma geçeyim. 5 dakika bir konuşma yaptım. Kısaca ben koca mağazayı gezdim ve hangi ürünü aldım? Bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Benim aldığım fiyat performans bir üründü. 419 lira gibi bir fiyata aldım. Şu dolar kurunda arkadaşlar. Şimdi ürünü göstereyim kısaca. Ürünün kutu açılışını yaptığım için şu anda kutuyu açamayacağım. Ürün arkadaşlar Rampage'in Alpha X isimli bir ürünü. Fakat bu Alpha X'in de birçok modeli var. Şimdi bu Alpha X'in hangi modeli? Gördüğünüz gibi kutuda herhangi bir arkadaşlar marka model marka mevcut da model söz konusu değil. Gördüğünüz gibi göremiyoruz. Birazdan nerede yazdığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi Alpha X ama hangisi? 7.1 olduğunu söylüyor. Gerçekten doğru mu değil mi? Testlerini yapacağız zaten. Kaldı ki PC ve PlayStation 4 Xbox ile uyumlu olduğunu söylüyor. Dolby teknolojisini de desteklediğini görüyoruz. Yukarıdaki RGB'yi de arkadaşlar test esnasında göreceğiz. Nasipse. Şimdi bu kulaklığın modeli arkadaşlar yanında şöyle barkodun üzerinde yazıyormuş. Rampage'in Alpha X şöyle SNRW66 kulaklığıymış. Şimdi ben bu arkadaşı neden tercih ettim? Bir defa fiyatı çok uygun. İkincisi 7.1. Üçüncüsü yazılım desteği var. Dördüncüsü RGB arkadaşlar. Ha, RGB'si yazılım üzerinden kontrol edilemiyor. Bunları zaten videoyu aldığımızda detaylı bir şekilde göreceksiniz. Kutusu nasıl açılıyor? Öncelikle kutu açılmamış halini anlatayım kutunun. Şöyle arkadaşlar üzeri bantlı oluyor kutunun. Sağ ve soldan bantlı oluyor. Kutu yandan açılıyor arkadaşlar. Mıknatıslı kutu yapmışlar. Bakın. Şu şekilde şöyle kaldırırsam gördüğünüz üzere şu şekilde açalım. Gördüğünüz gibi mıknatıslı. Arkadaşlar kutu bu şekilde çıkıyor. Kulaklık burada oluyor. İşte şöyle çekeyim. Kulaklık burada oluyor. Buradan da arkadaşlar böyle mikrofonu ve kablosu aşağıya doğru sarkıyor. Kabloyu alt tarafına atıyorlar genellikle. Ki bunda da öyle çıktı ürün. Kablosu da arkadaşlar bağlı bir şekilde ürün bu şekilde çıkıyor. Yani şu şekilde tutup çıkartıyorsunuz ürünü. Ürün çıktıktan sonra böyle basit güzel bir kutu yapılmış. Ürün çıktıktan sonra arkadaşlar içerisinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şu şekilde. Kullanma kılavuzu çıkıyor. Tabii benim böyle şeylere ihtiyacım yok biliyorsunuz ki. Arkadaşlar sizlere de ürünün faturasını, fişini göstereyim videonun sonunda. Burada videoyu bitirip kulaklığın özelliklerine geçelim. Şimdi şöyle arkadaşlar bir fiş ile geliyor. MediaMarkt'tan almışım ürünü. Gördüğünüz üzere mağazadan aldığım bir ürün. Fişiyle beraber 419 lira olduğunu görüyoruz. 63 lira 92 kuruş KDV'si var. Geri kalanı kulaklığın gerçek maliyeti. Bu fiyata bu kalite hakikaten arkadaşlar şaşırtıcı olacaktır. Gördüğünüz gibi onaylanmış da bir belge. Neyse bunu gösterdim. Bunda önemli kısımlar varsa gizleriz arkadaşlar.
Şimdi kulaklığın tanıtımına geçelim arkadaşlar. Kulaklığı sizlere göstereyim. Arkadaşlar şimdi kulaklığımızı tanıtıma geçtik. Öncelikle kulaklığı ben bilgisayarıma bağladım. Gördüğünüz üzere. Mikrofon ve kulaklık bu şekilde yanıyor. Mikrofonun ucu RGB. Kulaklığın anahtarına bakıyoruz arkadaşlar. Kulaklık ve mikrofonun anahtarı şu şekilde. Yan tarafından bir ses kısma ve açma ayarı görüyorum. Anahtarın üzerinde. Ayrıca da arkadaşlar iki tane tuş görüyorum. Şu şekilde de kulaklığın RGB olduğunu görüyoruz. Bu RGB maalesef az önce test ettim. Yazılım ile kullanılamıyor arkadaşlar. Kendi içerisinde bir döngüye sahip. Sadece yazılım ile değiştirilebilseydi çok güzeldi. Kapatılabiliyor mu peki bu RGB? Evet, kapatılabiliyor arkadaşlar. Buradaki RGB de aynı şekilde kapatılabiliyor. Mikrofon arkadaşlar konuşmadığınız zaman kapatabiliyorsunuz. Hem yazılım üzerinden hem de tuş üzerinden. Birazdan nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar bunun tuşlarının kullanımı biraz farklı. Yani şu şekilde bir mikrofonu kapatmaya çalışırsanız bakın şurada şöyle görüyorsunuz mikrofon işareti var. Şu anda mikrofon açık. Basıyorum, basıyorum, basıyorum ama kapanmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu tuşlar bu şekilde kullanılmıyor. Peki nasıl kullanmamız lazım? Dikkat edin parmağıma. Kapandı. Basılı tutacaksınız arkadaşlar. Basılı tutarsanız kapanır. Bir daha basılı tutarsam açılır. Bunu yazılım üzerinden ne yapabiliyoruz? Bunu da sizlere birazdan göstereceğim zaten. Öncelikle en önemli detaylarımızdan bir tanesi. Kablomuz gördüğünüz gibi ip örgü üzerine yani plastik üzerine ip örgü düz plastik değil arkadaşlar. Bu kablonun dayanıklılığını çok arttırır. Ayrıca kablo üzerinde bir tane ferrit boğumu vardı. Bunu sizlere gösteremedim. Videoda eklerim. Ferrit boğumunun ne olduğunu. Şimdi flaşı kapattım. Kayda devam ediyoruz. Arkadaşlar mikrofonu nasıl kapatmamız gerektiğini öğrendik. Basılı tutuyoruz. Kapanıyor. Açılıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki RGB'yi nasıl kapatıyoruz? Basılı tutarsam kapanır. Bakın şurada ışık tuşu var görüyor musunuz? Bu ampul simgesine basılı tutarsam burası açılır. Basılı tutarsam kapanır. Bilgisayar kapandığında eğer anakartınız gaming bir anakartsa ve şarj özelliği varsa USB'lerden gelen elektrik ile arkadaşlar devamlı RGB'si açık kalıyor. Anakartınızdaki bu özelliği kapatmayı unutmayın veya anakartınızın bilgisayarınızın konuşamadım gücünü kesin ki RGB'si uzun süre gitsin. Çünkü LED'lerin sürekli çalışması arkadaşlar biliyorsunuz ki ömrünü kısaltıyor. Çünkü her şeyin bir ömrü olduğu gibi LED'lerin de bir ömrü var arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Peki kulaklığımızın RGB'sini göstermiştim. Bu RGB'yi nasıl kapatabilirim? Şimdi kısaca şöyle anahtarı getirmem gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen tozlanmış bıraktım yerden dolayı. Bir defa kısa bir basarsam kulaklığın üzerindeki RGB'yi kapatıyor. Bir defa bastım, açıldı. Şimdi dikkat edin. Basılı tuttum biraz. Buradaki ışık yandı. Kapandı. Kapandı. Yani gece gözünüzü almasın için kapatabiliyorsunuz. Kapandı. Açıldı. Kısaca bu şekilde. Tabii ben açık bırakacağım arkadaşlar şimdilik. Gördüğünüz gibi. Çok elektrik yakmaz. Çok az elektrik yakıyor gerçekten. RGB'si. Şimdi arkadaşlar burada yazılımını açıp sizlere göstereyim. Şu arada titreme olabilir çünkü şöyle. Arkadaşlar yazılım üzerinden mikrofonu nasıl kapatıp açtığınızı da gösterelim. Şöyle bir yazılımı var. Görüyorsunuz. Şöyle bir yazılım söz konusu. Şimdi şu anda arkadaşlar mikrofon açık. Ben buradan tıkladığım anda mikrofon kapanacak.
titreme görebilirsiniz dediğim gibi. Şuradan sessize bastığımda mikrofonun gittiğini ve yazılım üzerinden kontrol edilebildiğini görüyorsunuz. Fazla titredi. Uzak kalıyor çünkü mouse bana. Basayım derken arkadaşlar şey oluyor. Titreme söz konusu oluyor. Kısaca arkadaşlar kulaklığın gösterimi bu şekildeydi. Bir de şuraya da değinmeden olmaz. Arkadaşlar buradaki kafamızı koymuş olduğumuz kabzası gayet geniş. Ve şöyle arkadaşlar bir Rampage logosu görüyoruz. Kafa bandının olduğu yerde. Kafa bandı elastik bir yapıda. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi. Bu kadar uzamıyor tabii. Çok daha fazla çekilebilir. Gördüğünüz gibi şöyle bir yapıyla desteklenmiş. Üzerindeki kasnak tarzı şeydi arkadaşlar. Kulaklık kasnağı mı diyorduk? Aynen. Bu da arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Plastik mi? Yok, hayır. Metal arkadaşlar. Metal bir alışım. Kısaca arkadaşlar kulaklık tanıtımı bu şekilde. Amatör bir çekim oldu. Ben farkındayım bunun. Sonuçta profesyonel bir kamerayla, tripodla bu işi yapmıyorum. Tek başımayım ve telefon kamerasıyla yapıyorum. Şuradaki amacım arkadaşlar sizlerin bilgilenmesi. Başka bir şey değil. Gösteriş falan değil kesinlikle. Ki öyle olsa bu kadar çok anlatım yapmam. Bu kadar da çok bilgi vermem arkadaşlar. Sadece düz anlatıp geçerim. Fakat en derinine, detayına kadar indik arkadaşlar. Ki bilgisayardaki yazılım videosuna geçeceğiz. Şimdi bilgisayardaki yazılımın nasıl olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugünkü videomuzun konusu kulaklık ve mikrofon üzerine olacak. Biliyorsunuz ki yakın zamanda mikrofonum bozulmuştu ve mikrofonum zaten bilgisayar ile uyumlu da değildi. Mikrofon Anfi mikrofonuydu. Ben Anfi mikrofonunu kalkıp bilgisayarda kullanınca tek taraftan, kulaklığın tek tarafından ses geliyordu. Ben de dedim ki kulaklığım da yoktu zaten. Sadece mikrofon kullanıyordum ve hoparlörden ses alıyordum. Dedim ki hem kulaklık olsun hem de mikrofon olsun. İlk baş yani gittiğim zaman mağazaya en önce kulaklık ve mikrofonu ayrı olarak aradım. Fakat bulamadım. Kulak üstü veya kulak dışı kulaklık baktım. 7.1 ses kalitesinde olmalıydı. Fiyat performans bir ürün olmalıydı. Ve gittiğim zaman genellikle ürünlerin çok pahalı olduğunu gördüm. Ürünü MediaMarkt'tan aldım. Açılışını da videoya çektim arkadaşlar. Bu videoyu da internette yayınlayacağım nasip olursa. İnsanların bilgilenmesi amacıyla. Şimdi arkadaşlar almış olduğum kulaklık fiyat performans ürünü olan Rampage'in Alpha X SNRW 66 kulaklığı. Şu anki sesimi de o kulaklığın mikrofonu ile alıyorsunuz. Yani şu an çekmiş olduğum videoyu SNRW 66 Rampage'in kulaklıklı mikrofonlu kulaklığı ile, daha doğrusu kulaklıklı mikrofonu ile veya mikrofonlu kulaklığı ile bu videoyu çekiyorum. Ve bilgisayarımda driver'ı kurulu değil. USB ile bir kulaklık bu. Bilgisayarın USB girişine taktım. Windows ayarlamalarını yaptı. Kulaklığımın ayarlamalarını Windows yaptı. Fakat driver'ı hala bilgisayarımda kurulu değil. Öncelikle Google'u açıyorum. Şuraya Rampage Alpha X S N RW 7.1 driver diyorum. Gördüğünüz gibi driver'ının segment bilgisayar tarafından sağlandığı görülüyor. 52 MB'lık bir driver varmış. Bu driver'ı indiriyorum arkadaşlar. Tıkladım. Kulaklığın sesi çok yüksek. Ben sonuna kadar açamadım driver'ını kurmadan. Yani şuraya dayayıp kulaklık üzerindeki ayarı da arkadaşlar açtığım andan itibaren kulaklığı takamadım. Çok aşırı ses çıkartıyor gerçekten. Bakalım
Basları, tizleri nasıl? Bunlara bir bakacağız şimdi. Bunu gördüğünüz gibi indirilenler klasörüme indiriyorum. Dosya çıkartma klasörüme bunu aldım. Şurada olduğunu görüyorum. Bunu buraya çıkartıyorum arkadaşlar. Evet, headset exe bunu kuruyoruz. Türkçe seçeneğini seçiyoruz. Ne diyor? Güvenlik güncelleştirmesi gerekli olan tahmini kurulum süresi 3 ile 10 dakikadır. Kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir. Belgeleri kaydedin. Tamam diyorum. Bizi bir uyarı ile karşıladı gördüğünüz gibi. Tamam. Next diyelim. Next diyelim arkadaşlar. Seste gidip gelme olabilir. Bilgisayarı bir restart atıp geleceğim arkadaşlar şimdi. Driver'ının kurulumu bu kadar. Gördüğünüz gibi sitesine doğrudan marka modeli yazdım. Karşıma geldi ve kurdum. Şurasındaki ışık RGB. Şu an siteyi kapattım arkadaşlar. Bilgisayara bir reset atacağım öncelikle. Şuraya da geldi zaten. Başlangıça geldi mi? Yok. Daha henüz gelmedi. Ama sanıyorum yeniden başlatınca çalışacaktır. Burada videoyu kapatmak durumunda kalıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarın açılmasını bekledik. Bilgisayarımız açıldı. Kulaklıkta herhangi bir sorun yok. Driver'a geldi. Şimdi şu driver'dan Türkçe'ye çeviriyoruz. Şöyle çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Türkçeleştirdikten sonra şu şekilde programı ve driver'ı karşımıza geliyor. Gayet güzel bir driver'ı var. Basit ve işlevsel. Şimdi arkadaşlar, açılışı basit. Bakalım işe de yarıyor mu? Bunu test edeceğiz öncelikle. Çeşitli profillerin olduğunu görüyoruz. Gözümüze ilk olarak çarpan şey EQ açık ve kapalı oluyor. Bunu açık konumuna getirelim. 3D'yi açık konumuna getirelim. Bu özellikler çalışmaya başlasın. Bunları çalıştırmadan arkadaşlar, kulaklıkta bir takım şeylerin eksik olacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mikrofonumdaki sesi kısabilirim, alçaltabilirim veya yükseltebilirim. Gördüğünüz gibi mikrofonumdaki sesi şu an neden? Ses hassasiyetini azaltabilirim veya yükseltebilirim. Peki ek bas desteği var mı mikrofonun? Yok. Sessize bastığım zaman mikrofonum arkadaşlar duruyor. Özel bir düğme nedir? Özel düğme. Bu düğmeyi atayabiliyor muyuz? Öncelikle bir bakayım ben. Atayamıyoruz. EQ'daki özellikleri açık hale getirdik. Burada ayarlarımızı kaydedebileceğimiz bir yer görüyoruz. Şuradaki ayarlar kulaklık ile ilgili ayarlar sanıyorum. Bunlara geçmeden önce mikrofonu göstereyim dedim. Şöyle mikrofon üzerinde pek bir ayar söz konusu değil. %100 ile aşağıya doğru azaldıkça sesinizin duyulma oranı da azalacaktır. Ben bunu %100'de bırakıyorum. Hakkında dediğimiz zaman yazılımcı yazılımı üreten firmanın bilgileri karşımıza çıkıyor. Burada ayar dosyasını nokta ini uzantılı olarak kaydedebiliyoruz. Şuradaki yaptığımız ayarları. Şu mikrofon EQ üzerinde yaptığımız ayarları kaydedebiliyoruz. Bunlar ne kazandırıyor ne kaybettiriyor bilmiyorum. Şunları bir değiştireyim. Göstermek adına bunları değiştirdik. Sıfırla dediğimizde bütün ayarlar eski haline dönüyor. Mikrofona gelelim. Mikrofonda yaptığımız ayar sabit olarak duruyor. Sanal 7.1 ses teknolojisi var. 7.1 aktif hale getiriyoruz.
Bu şekilde döndürebiliyoruz. CV yaptığımız zaman da sıfırla dersek şu şekilde kapatıyoruz. Sıfırla dediğimizde eski konumuna getiriyor. Şimdi arkadaşlar ben bir müzik açmak istiyorum. Şöyle ilahi klasörümden veyahut da şarkı klasörümden fark etmez. Bir tane Ela yallah bin azaran mesela. Şimdi ben bunu dinlemeyeyim. Dinlersem arkadaşlar çok büyük problem. Sesler çok net. Onu söyleyebilirim. Fakat telifsiz bir eser yok mu ya? En iyisi dinleyelim ya. Telif gelirse gelsin. Ne yapayım yani şimdi? Zaten para kazanmıyoruz, bir şey etmiyoruz yani. Açalım, dinleyelim. Şunu. Müthiş. Müthiş. Arkadaşlar sesi çeviriyor. Bu da terse çeviriyor. Şöyle bir bakalım. Müthiş arkadaşlar. Gerçekten müthiş. Sıfırladığım zaman bir dakika. Sesi arttırıyorum. Sesi arttırıyorum kulaklarım için. Kulaklık şey gibi ses veriyor. Hoparlör gibi. Bunu sonuna kadar açmam imkansız arkadaşlar. Kulağımda takılıyken. Baslarda birazcık hafif zayıflık var gibi ama çok kaliteli sesi. Sesi bayağı kaliteli. Sesi çok kaliteli. Gerçekten kaliteli yani. 10 numara 5 yıldız. Tizler zaten iyi. Fakat baslarda biraz sanki daha iyi olabilir gibi ama çok çok iyi yapmışlar. Yani buna eleştiri yöneltmek yanlış olur. Bu fiyata bir ürüne hiçbir eleştiri yöneltilemez arkadaşlar. Mikrofonu da güzel ses verdiğini düşünüyorum ben. Daha önce yani şu bilgisayarda kayıt almadan önce bir ses kaydı almıştım. Gayet de sesi güzel geliyor. Sağdan ve soldan eşit bir şekilde sesi veriyor bizlere. 7 artı 1 teknolojisi de zaten 7.1, 7 artı 1 demişim. 7.1 teknolojisi de gerçekten çalışıyor. 7.1'in çalışması için şuradaki EQ'yu açmanızı tavsiye ederim. 3D'yi de açın. Şuradaki şeyleri denemedik. Bunları bir kullanalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar aynı müziği açmam. Aynı ilahiyi açmam gerekiyor müzik demişim. Şuradan açalım. Telif gelebilir. Gelirse gelsin. Riski göze alıyorum. Arkadaşlar müthiş değiştiriyor şuradaki ayarlar. Vallahi bu kulaklığı alırsanız pişman kalmazsınız. Arkadaşlar asla pişman olmazsınız. Pişman kalmazsınız demişim. Pişman olmazsınız asla. Yani 10 numara 5 yıldız gerçekten. Ben özellikle yazılımlı olmasına dikkat etmiştim ki kulaklığın kalitesi de çok iyi. Ayrıca RGB'si var fakat RGB kontrol edemiyoruz. Kendi üzerinde dönen bir RGB'si var. Mikrofonun ucunda bir LED var. Bu LED'ler kapanabiliyor mu? Bir basıp kapatalım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar sıfırlayalım. Buradaki sesleri değiştirebilirsiniz hertzine göre. Çok güzel oluyor. Yani ses. Şöyle bir bakalım.
Mikrofona geleyim. Sesim gidiyor. Kapatma tuşuna basarsam. Evet. Kapatma tuşuna bastığım zaman arkadaşlar ayarlayıcı üzerinden sesi kapanıyor. Yalnız biraz basılı tutmanız gerekiyor tuşlara. Veya geç mi algılıyor? Şöyle bir deneyelim. Bastım, çektim. Şimdi ses gidecek mi? Yok, kesmedi. 1-2 saniye basmam gerekiyor. Işıklarını da şöyle bir kapatalım. Arkadaşlar mikrofonu yazılım üzerinden sessize aldığımda ledleri sönüyor. Peki bu ledler kulaklıkta mı işe yarıyor? Bir bakabilir miyim? Evet arkadaşlar, öğrendik. Sesini kısmamız için bir aparat var. Kulaklığın kablosu üzerinde yer alıyor bu. Anahtar diyebilirim buna. Bu anahtar vasıtasıyla sesi kısıp arttırabiliyoruz. Ayrıca kulaklığın kendi döngüsel bir RGB'si var. RGB'si kontrol edilemiyor fakat kapatılıp açılabiliyor. Çok güzel bir özellik olmuş bu. Çok güzel bir detay olmuş. Bastığım zaman RGB'si çalışıyor. Bastığım zaman kapanıyor. Çok iyi. Mikrofonu sessizleştirme tuşuna bastığım zaman o da çalışıyor. Hiçbir arızası yok. Bunları da videoda dediğim gibi ayrıyetten sizlere göstereceğim. Şimdilik benden bu kadardı arkadaşlar. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Şuradaki sesler arkadaşlar, şu ayarlar sesi çok güzelleştiriyor dediğimiz gibi. Farklı profilleri ayarlayabiliyorsunuz. Bunları kaydedip geri yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca efektler var burada. Bunları da bir denemek istiyorum ben. Bunları da denemeyi unuttuk. Hepsini tek tek deneyelim ki insanların aklında soru işareti kalmasın. Arkadaşlar, son nokta. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Yani bu kadar kaliteli, yani şu dolar kurunda, Allah aşkına diyorum, şu dolar kurunda 14.80 iken dolar, bu ürünün bu fiyata satılıyor olması gerçekten büyük bir şey. Yani çok kaliteli ya. Gerçekten kaliteli. Diyeceksin ki ne çok övdün. Şimdi şöyle bir şey. Arkadaşlar biliyorsunuz pahalıya para çok olduğu zaman ürünün en kalitelisini almak kolay. Asıl iş düşük fiyata yüksek kaliteli bir ürün alabilmek. Dolayısıyla bu ürünü övüyorum ve ürünle aramda herhangi bir sponsorluk veyahut da herhangi bir, yani bu firmayla zaten aramda böyle bir şey mümkün olamaz da. Hani bunu tamamen özgür irademle insanları bilgilendirmek amacıyla yapıyorum. Yoksa herhangi bir kazanç falan söz konusu değil asla. Hatta telif hakkını göze alarak yapıyorum. Az önceki açtığım mesela bir ilahiydi. Ve bu ilahi telifli olabilir. Telif yiyebilir yani bu video. Yerse yesin. Biz de yani zaten para kazanmak için yapmadığımızı söyledik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benden bu kadar. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ve diğer RGB videosunu, her şeyi ekleyeceğim arkadaşlar. Kısaca bu şekilde.